Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yayınları hazırlayan defterdim. doğrular ve açılar mini kazanım testi 2 ile dersimize devam ediyoruz. Gerçi ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Yukarıda verilen şekilde D1 ve D2 doğrular birbirine paraleldir demiş. ABD'nin ölçüsü gençler 3x artı 8. BFG açısının ölçüsü 2x eksi 3 olduğuna göre BFG evet BEG yani gençler burada 2x eksi 3'ün kaç derece eşit olduğunu soruyor. Sevgili gençler öncelikle ben bu 2x eksi 3'ü yöndeş açıdan dolayı bak buraya taşıyabilirim. Yani burası 2x eksi 3'tür diyebilirim burada bir doğru açı oluştuğu için toplamları 180 derecedir diyeceğim. 3x artı 8 artı 2x eksi 3'ün toplamlarını 180 e eşitliyorum. Buradan benzer terimleri toplarsam 3x 2x daha 5x 8'den 3'ü çıkarıyorum artı 5 eşittir 180 artı 5'e karşı eksi 5 olarak gönderirsem 5x gençler 175'tir. Buradan x'i bulmak için 175'i 5'e bölersem gençler 35 derecedir diyelim. X ise bizden istediği BFG açısı 2X eksi 3'tü. X'i yine koyarsam 2 çarpı 35 eksi 3'ten 70 eksi 3 67 derece olur. Sorumuzun yanıtı denizli seçeneği doğru cevap olur diyelim. Evet devam edelim ve ikinci sorumuza geçelim. Yukarıdaki şekilde D1 ve D2 doğruları paraleldir demiş. Evet benden gençler BAC 5x 8 ACD 92 derece. CDE'nin ölçüsü 46 derece ve DEG'nin ölçüsü 2x artı 3 derecedir demiş. X'in kaç derece olduğunu soruyor. Gençler burada zikzak kuralını uygulayacağım zikzak kuralında bakın sağa bakanlarla sola bakanların evet, toplamlar birbirine eşittir diyeceğiz. Buradan sağa bakan 5x eksi 8 ile 46'yı topluyorum ve eşittir diyorum. 92 artı 2x artı 3'e. Denlersem gençler. Eksi 8 ile 46'yı toplayacağım. Yani 46'dan 8 çıkartırsam 38 olur. 5x artı 38. Evet ne yaptık gençler? 46'dan 8 çıkardım. 38 kaldı. Eşittir diyorum. 92 ile 3'ü toplarsam da 2x artı 95. Buradan 2x'i buraya 38 sağa alalım. 5x eksi 2x. 95'ten 38'i çıkarıyorum. 5 2x çıktı. 3x kaldı. Evet. 5'ten çıkmaz. 15'ten 8 çıktı. 7. Evet, 8 kaldı 8'den 3 çıktı 5 gençler. 3 x 57 ise iki tarafı 3 ile sadeleştirsem x'in değeri 19 derece olur ve B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Evet, devam edelim. Üçüncü soruya geçelim. Yukarıdaki şekilde D1 ve D2 paraleldir demiş. CBD açısı 59, BDF açısı 123 derece. Bizden DFG açısını. F, G bakın burayı istiyor. Yaşlar istediği yerden önce şöyle söyleyebilirim bakın burada bir M kuralı görelim. İstediğimiz açı arkadaşlar x dersem M'nin içinde kalanlar ve dışarıdaki 123 eşittir. x artı 59 123 derece ise x'in değeri. 123'ten 59'u çıkaracağım. 3'ten değil 13'ten 9 çıktı 4. E, 1 kaldı. 1'den 5 çıkmaz. 11'den 5 çıktı 6. X'in değeri 64 derecedir. bizden istenen açı ölçüsü D seçeneği doğru cevap olur diyoruz. 4. E, sorumuza geldik. Yukarıdaki şekilde BA, DE ve CV ışınları paraleldir. ABC 78, BCD 29 derece. C'de E 3x artı 2 derece olduğuna göre x kaç derecedir diye sordum. Sevgili gençler bakın böyle bir Z kuralı görelim. Yani buradaki 78 derece bunun tamamı 78'dir. O halde E, C, F açısını bulmak için tamamı 78 derece ise E, C, F açısı 79'dan 78'den 29 çıkarıyorum. Evet, 8'den çıkmaz gençler. 18'den 9 çıktı. 9. 6 kalmıştı. 6'dan 2 çıktı. 4. 49 derecedir. Bakın burası 49 derece. Gençler bakın şöyle bir ikinci bir U görelim. Yani C ve D'nin toplamları burada. 180 olacak yani 3x artı 2. 9 derece. 180'e eşitsin. 3x 2 49 daha 51 yapar. Buradan karşı 51'e eksi 51 olarak gönderiyorum. Ve 3x'in değeri 80'den 51'i çıkartırsak gençler. Evet. 10'dan 1 çıktı 9. 7 kaldı 17'den 5 çıktı 12. 129 derecem. İşte 129 3x eşitsem. her iki tarafı 3 ile sağa 23'e bölersem 40. 9'u 3'e böldüm, 3 kalır. O halde ne olur gençler? 43. X'in değeri 43 derecedir ve A seçeneği doğru yanıttır diyoruz. 5'in evet, soruda yukarıda verilen şekilde BA ve DE ışınları paraleldir. ABC 123, BCD'nin ölçüsü 38 derece olduğuna göre x kaçtır diyor. Sevgili gençler bakın bu sorularda arkadaşlar şöyle üçüncü bir paralel çizelim. Burada şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Bakın önceki buradaki açıyı bulmak için evet, buradaki U kuralından faydalanacağım. Evet, ne yapıyorum? 80'den 123'ü çıkarıyorum. 0'dan yani değil 10'dan 3 çıkarsa 7 7'den 2 çıktı 5. Burası 57 derecedir. Şöyle bir gençler bakın doğru açımız var. Evet, yani buradaki açıya eğer A dersem A artı 8 artı 57'nin 80 derece olması gerekir diyoruz. Evet gençler buradan 38'e 57'yi toplarsam 8 7 daha 15 elde var. 1 3 5 daha 8 1 de elde 9. Eşittir 180'den A'nın değeri 180 eksi 95'ten. Evet 10'dan 5 çıktı 5. Burada 7 kaldı. 17'den 9 çıktı 8. A'nın değeri 85 derecedir. 85 ise gençler yine şöyle bir U kuralı görüyorum. X'i bulabilmek için 80'den 85 çıkaracağım. Ve X'in değeri 95 derecedir diyoruz. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet gençler burada şunu da söyleyelim. Ben arkadaşlar şöyle görelim. Şöyle bir Z görüyorum. Ben burada X'i arkadaşlar Evet. 57 ile 38'in toplamı olarak direkt yazabilirdim. 57 artı 38'den buradan direkt olarak 95 derecede o olduğunu söyleyebiliriz diyorum. Ve bir sonraki sorumuza geçiyorum. Yukarıdaki şekilde BA ile DE paraleldir dedim. Ve yine şöyle doğrumuzu alacağız. Şöyle üçüncü bir doğru çizeceğim. Evet benden gençler BCD açısı. BCD evet ortadaki açımızı istiyor. Arkadaşlar şöyle bir o oranlarına öncelikle bakın eğer x dersem 80'den 116'yı çıkarıyorum. E, sıfırdan çıkmaz. Ondan 6 çıktı 4. 7'den 1 çıktı 6. 64 derecedir. Evet buraya da y dersem gençler 80'den 105'i çıkaracağım ve y'yi bulacağım. Burası da 75 derece. Evet buradaki üç açının toplamı gençler 180 olacak. O halde ben 75 ile 64'ü topluyorum. 139 derece. 180'den 139'u çıkartırsam 10'dan 9 çıktı. 1. 7'den 3 çıktı. 4. 41 derece olur. Bakın ortadaki açımızın ölçüsü. 41 cevabına A seçeneğinde doğru cevap olarak işaretleriz. Evet gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.